Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere küp koleksiyonum 2'yi göstereceğim. Yani bu videoda diğer küp koleksiyonumdan farklı olarak 5 tane daha küp var. Bu 5 küpü yorumlara ilk yazan kişinin yorumunu sabitleyeceğim. Konuşamadım. Evet, videonun içinde bu 5 küp gizli. Her videoya geçelim. İlk olarak bu 1x1 inanılmaz zor küpümüz var. Bunu anlatmaya gerek olduğunu pek düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi yani çok güzel el yapımı, yarısı normal. Daha sonra burada bir silindirimiz var. Böyle parçaları falan çıkıyor. Geri takılıyor. Yapboz gibi bir şey. Bunu A101'lerde bulabilirsiniz. Bunun aynısının küpü var. Küp şeklinde olanı. Böyle. En başta küçük şeylerle başladım. Şimdi sırada hangisi olsun? 2x2'lere geçelim. Zaten 2x2 bir tane var. Evet. Moyo MF2S. Yani bu 2x2 zaten tek 2x2. Bir tane daha vardı, onu sattım. Bu şu an iş görüyor. 45 derece falan alabiliyor. Yani normal bir 2x2. 45 hatta çok rahat alıyor. Şu an bunu kullanıyorum. Evet, şimdi sırada 3x3'ler var. En kötüden başlayacağım. Burada dış görünüş olarak falan çok kötü durumda bir 3x3 var. Önceden hatta şurası birleşikti, dönmüyordu. Nasıl oldu emin değilim. Yani böyle. Renkleri falan görebiliyorsunuz. Daha sonra benim ikinci 3x3'üm var. Bu arada bu benim ilk değildi, bu hediyeydi. Çok sonradan geldi. Bu ikinci 3x3 dönmüyor. Bu da ilk ile aynı aslında ama ilki birazcık daha kötü. İlki de burada GAN logosu yapıştırdım. Ciddi anlamda dönmüyor. Ben bununla küp öğrendim işte. Ama yine de bunu çok seviyorum. Yani isteyen olursa da satmam bunu. Daha sonra böyle bir 3x3'üm var. Bu normalde idare ederdi yani. Bu, şu ana kadar gösterdiklerimin hepsinden daha iyiydi. Bunu 1 TL'ye almıştım. Kendi resimlerimi yapıştırdım. 1 TL'ye göre cidden çok güzel. Daha sonra burada bir Rubik'simiz var. İlk hızlımsı küpümdü bu benim. 50 TL'ye almıştım. İlk koleksiyonumda sanırım bu da vardı. Evet, çok iyi olduğu söylenemez ama bence yani idare eder. Fiyatına göre değil mesela. Bir de burada göstermeyi unutmuşum. Bu benim diğer 2x2'm. Önceden dönüyordu ama kendim yaptım zaten. İçindeki parçaları koptuğu için ben dönmesin, süs olarak dursun dedim. Anahtarlık şeyi taktım. Üstünü bantladım. Böyle duruyor yani. Bu da GAN'ın, bakın, orijinal. Sonra burada çok sevdiğim çok eski bir 3x3'üm var. Şu vidası, vida yeri arızalı. Orası çıkıp duruyor. O yüzden yani pek açmak da istemiyorum ama gerçekten hızlıydı önce. Şu an bu durumda. Ama bunu cidden çok seviyordum. Bir saniye. Evet. Bir parçası gitti şu an. Sonsuzluğa doğru uçtu. Bunu takalım, öyle devam edelim. Evet, daha sonra burada bir yıla yakın süre beynim olarak kullandığım MF3S var. Bu bizden birazcık daha iyi. Corner cut olarak falan. Bunu manyetik yaptım. Çok ağırlaştı. İçinde magnetler var. Tek manyetik küpüm şu an. Yani bununla bir yıl idare ettim. Çok iyi bir küp değil aslında bu ama o kadar çok buna bakım yaptım ki son hali biraz daha iyi. MF3RS'den daha iyi yani. Evet, sanırım bir tane kaldı. O da GAN.
Gun 356R. R diye de okunuyor. Genelde R diye okunuyor hatta. Bu da yani şu an main'im. Tabii ki de. Bu kadar küpten sonra. Bir saniye. Şimdi şöyle bitirelim. Şu an yani cidden en iyi küpüm. Zaten daha iyi bir rakip olabilecek bir küp yok burada 3x3 olarak. Şimdi korner katı 60 olmuyor tabii ki. Ama 55 falan oluyor. Şöyle göstereyim. Evet, 55'te arada oluyor, arada olmuyor. Mesela bakın şu an rahat aldı. 45'i çok rahat alıyor. Bunu da yani göstermeye gerek yok. Görüyorsunuz. Sesi falan da çok güzel. Çok seviyorum bunu. Evet. Şimdi devam edelim. Bu arada bu gunların genelde sticker'ı çok çabuk soyuluyor diyorlardı. Ben de o yüzden üstüne bir sprey sıktım. Birazcık kötü görünüyor olabilir ama yani şu mesafeden bakınca belli olmuyor. Çok yakından bakmanız gerekiyor. Kesinlikle de sprey, zarar, sprey sayesinde logo zarar görmüyor. Bence güzel oldu yani. Evet, 4x4'lerde burada bir MF4S var. Sesi falan güzel. Yani hız olarak da çok güzel. Diğer 4x4'ünle neredeyse aynı. Ben bunu sipariş etmişken diğerini almıştım. Sanırım öyle hatırlıyorum. Bunun gelmesine daha bir ay vardı çünkü. Bunu ses olarak sipariş etmiştim. Neyse, videonun en sonlarına doğru tüm seti göstereyim ki diğer küpleri aynı anda görmeyin. Bu da markası bilinmeyen ama cidden çok hızlı olduğunu düşündüğüm 4x4. Şu an hareket yapamadım. Evet, bu yavaşlamış sanki biraz. Yani bu MF'den daha iyiydi. Tamam, devam edelim. 5x5'lerden yine o sete dahil olan MF5S var. Bu çok çok iyi bence. Yani özellikle öyle bir sete göre. Şu an birazcık elim titredi. O yüzden yapamadım. Ama dönüşü ve sesleri mükemmel. Böyle yani. Bunda da daha anlatabileceğim başka bir şey yok. Şöyle bir şekil yapıp bırakalım. Bu da böyleydi. Sonra Snake var. Bir tane A101'deki oyuncaktan çıkmıştı. Bir tane daha Snake'im var. O neredeydi ya? Evet. Onu biraz sonra göstereyim. Şimdi bulamadım. Onun yanında Sukarvan var. Bunu da Moyu sette almıştım. Başka bir set bu. Bundan da gayet memnunum. Zaten tek Sukarvan'ım. Ben gideyim bir diğer Snake'i bulup geleyim. Evet, burada diğer Snake'im var. Bununla kıyaslayınca kat kat daha büyük. Hatta tam iki katından birazcık daha büyük. Böyle görebiliyorsunuz. Bunun sesi falan birazcık daha yüksek. Parça sayısı da daha büyük. Daha fazla ve daha büyük. İşte anladınız siz. Daha fazla o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Sonra bakıyorum bakıyorum başka ne var? Burada rüzgar gülü var. Bunu da Moyu logosu yapıştırdım. Orijinal logo yapıştırdım. Yani tam bir markası var mı bilmiyorum. Ama bunu da daha anlatabileceğim fazla bir şey yok. Dönüş olarak iyi. Bence iyi yani. Böyleydi. Şimdi sırada burada bir piramidimiz var. Ben bununla bir şekil yapmıştım da. Evet, sanırım böyleydi. Bu bunun karşısında, bu bunun karşısında, bu bunun karşısında gibi. Bu biraz uğraştırmıştı. O yüzden bunu başlamıyorum.
Evet, bu bir tane daha piramidim vardı. Onu takasladım. Neyle takasladığımı soracaksınız. Bu güzelim mirror küple takasladım. Şöyle şunu da yapalım. Karıştırdım sanki. Evet, biraz önce karıştırdım. Neyse, dursun o zaman. Veya yapmadan bırakmayalım. Karıştırmasaydım tek algoritmada bitiyordu. Ama bir orada renk olmadığı için algoritmayı yanlış yaptım. Problem değil. Şu an köşeleri çevirince bitmesi lazım. Bununla ilgili de ayrıca bir video gelebilir. Bitmedi köşeleri çevirince. Tamam, o zaman bu da dursun. Köşelerin yerini falan değiştirmek gerekecek. Burada bir silindirim var. Adı silindir. Türkiye'den aldık. Yani dönüşleri kötü olsa da tek silindirim. Böyle güzel bir silindir. Dönüşünün çok da güzel olmasına ihtiyacım yoktu zaten. Bunlar koleksiyon parçası olması için. Burada bir artık adı aksis midir? Öyle bir şey. Evet, hatta öyleydi direkt. Bu da çok güzel. Karıştırınca çok güzel şekilleri oluyor. Yapması yine aynı 3x3 gibi ama birazcık zorlanıyorsunuz şekli farklı olduğu için. Evet, karıştırınca böyle dikenli mükenli bir şeyler oluyor. Devam ediyoruz. Burada bir tane Mega Minx'imiz var. Bu da benim tek Mega Minx'im. Çok çok iyi olduğu söylenemez. Ama seviyorum yani tek Mega Minx'im zaten. Bu da Moe'nun, bu da setten gelmişti. Evet, bu da bu kadar da. Şimdi sırada böyle bunun adını hatırlamıyorum. Garip bir küp var. Güzel dönüyor. Dönüşleri güzel. Ama şekli birazcık farklı olduğu için elim alışamadı. Hızlı döndüremiyorum. Yani görünüş olarak falan çok güzel aslında. Çözümü çok çok zor değil. 3x3 gibi. Burada bir Master Morphix var. Bunun da güzel şekilleri olabiliyor. Bu da 3x3 gibi çözülüyor. Böyle. Şimdi sırada benim en ama en sevdiğim küplerimden biri olan Pentagre var. Bu Türkiye'de sadece bende vardı. Hala öyledir sanırım. Bu da bu ortalarını çeviriyorsunuz. Böyle dönüyor. Yani karıştırırken de böyle karıştırıyorsunuz. Yapımı çok basit diyemem ama 2x2 gibi önce köşelerini yerine getiriyorsunuz. Daha sonra ortaları kafanıza göre birleştirmeye çalışıyorsunuz. 2x2 gibi köşeleri yapmak çok zor oluyor çünkü çok hızlı döndüremiyorsunuz bunu. O yüzden de algoritmaları falan unutabiliyorsunuz. Bu da böyleydi. Sırada bir tane scoop var. Key scoop bu. Ama tabii ki her şeyde olduğu gibi Gun logosu var. Bu logoları da göstereyim isterseniz. O da koleksiyonun bir parçası sayılır. Evet, bunun gibi bir sürü kağıt var. Böyle her şeyin logosu var burada arkadaşlar. Ne ararsanız. Hatta en altta da birkaç satır Darwin vardı. Darwin'i herkes istedi. Onları sattım. Gayet güzel. İsterseniz videonun sonuna kadar burada dursun. Burada en sevdiğim küplerden başka biri olan böyle stretch şarklı, karbon fiber kaplamalı, buna özel video çektiğim ve videonun 200'den fazla izlendiği bu 3x3 küp var. Dönüşleri falan bence çok güzel. Yani diğer değişik 3x3'lerle kıyaslarsak.
Yapımı da fazla zor değil. Size şarkı olarak da iyi kullanılabilir. Özellikle bir de buna yağ falan döktün mü? Çok hızlı döner. Evet, sanırım başka bir şey kalmadı. Bunları saysam mı diye de düşünüyorum. Burada algoritma kağıtları var. Çok fazla kağıt var bunun içinde. Şurada en az 10 tane ayrı ayrı küpten çıkan kağıt var. Bir de Gun'unki var. Gun'unki tek başına bunların hepsinden daha fazla oluyor. Onu göstermeye gerek olduğunu düşünmüyorum. İşte bunun 3 katı kadar bir şey katladığınızda. Sonra küp altlıkları var. Bunları isteyen olursa satabilirim. 5 tane key var. Bir tane de Rubik's var. Rubik's satmam büyük ihtimal. Çünkü bunun altına tüm küp çözme rekorlarımı falan yazıyordum. İlk Rubik's'i aldığımdan beri. Küpler hala bitmemiş. 2 tane daha var. Burada, pardon, 2 değil 3 tane daha var. Burada Rubik's'in McDonald's'a özel küpü var. Görüyorsunuz. Bunu da daha anlatamam yani. Bundan 2 tane daha var. Biri böyle. Biri de bunun aynısından. Ama etrafına ben P şeklinde bir şey kartonlar yapıştırdım. Çok güzel oldu. Onu da bulursam bir göstereyim. Evet, o da burada. Yani şu an dönüyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Birazcık yavaş dönüyor ama bence güzel yani. Kesinlikle değil de şu parça biraz kopmuş. Onun dışında iyi. Bu arada yanlış yaptık. Evet. Şu ikisinin yeri değişikti. Videom bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi bendeki 5 tane farklı küpü bulup yorumlara yazan olursa yorumunu sabitleyeceğim. Kaç tane küp olduğunu saymayı düşünüyorum. Bir deneyelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, pardon şunu saymıyoruz. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, ben yoruldum. 31, 32, 33. Şu an 33 tane var. Büyük ihtimal benim şu an size göstermeyi unuttuğum küp falan da vardır burada. Çünkü ben 34 veya 35 diye hatırlıyorum. Evet, videom bu kadardı. Gördüğünüz gibi böyle bir sürü değişik değişik küp var burada. Beni desteklemeyi, videoyu beğenmeyi falan unutmayın. Yani bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız, koleksiyonumun gelişmesini istiyorsanız like atın, abone olun, videoyu paylaşın.